Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Son zamanların en çok konuşulan konularından biri Schengen vizesi. Merak ettiğiniz bütün detaylara bugün cevap bulacağız. Öncelikle Schengen nedir? Schengen Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgedir. Schengen vizesi de adından anlaşılacağı üzere bu bölgelere rahatça seyahat etmeye yarayan vize türüdür. Schengen ülke vatandaşları üye ülkeler arasında pasaport ve kimlikle rahatça seyahat edebiliyorlar. Bunların dışında kalan vatandaşlar ise vize almak zorundalar. Schengen vizesini alanlar birlik üyesi ülkelere kolayca seyahat edebiliyor. Sağladığı bu olanak sayesinde oldukça yoğun ilgi altında. Schengen vizesine iki türlü başvuru yapabilirsiniz. İster elektronik olarak, isterseniz de gitmek istediğiniz yerin temsilcisiyle başvurabilirsiniz. Elektronik başvuruda size verilen formu doldurup imzalıyor ve bu şekilde gönderiyorsunuz. Ama siz temsilciyle başvuru yapacaksanız önce kurumun talep ettiği belgeleri tamamlamalı ve daha sonra e-randevu almalısınız. Ufak bir uyarı geçelim. Schengen vizesi aldıktan sonra birlik üyesi ülkeler arasında izin süreniz dahilinde dolaşmanız mümkün. Fakat dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, İlk girişim vize alınan ülkeye yapılması. Peki lazım olan evraklar nedir? Schengen için istenen belgeler ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de temel olarak şu belgelere ihtiyacınız olabilir. Başvuru formu, fotoğraf, pasaport, uçak bileti rezervasyonu, otel rezervasyonu, yurtdışı seyahat sigortası, banka hesabı bilgileri, ikametgah, nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi, işveren mektubu, işe giriş bildirgesi, 4A hizmet dökümü, maaş bodrosu, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası. Fiyat bilgileri için resmi başvuru merkezlerinden veya internet sitesinden teyit almanız daha iyi olacaktır. Fakat son açıklanan fiyatlar şu şekilde. Yetişkin 80 euro, 6-12 yaş 40 euro, 0-6 yaş ücretsiz, Avrupa Birliği ile vize kolaylaştırma anlaşması olan ülkelerin vatandaşlarına ise 32 euro. Schengen vizesi ile şu anda ekranda gördüğünüz bölgelere rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Fakat Avrupa Birliği'ne üye olduğu halde Schengen bölgesine yer almayan ülkeler de var. Bunlar İrlanda, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kıbrıs. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.